Bugün teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatı üzerine değineceğim bir konuşma, bir etkinlik gerçekleştireceğim. Özellikle şunu söylemek istiyorum ki dün gerçekleşen birçok etkinlikte özellikle çocuk kitapları seçiminin nasıl olabileceğine dair bir sorunlar vardı. Bugün Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatının yararlarının yanı sıra ağırlıklı olarak çocuk edebiyat ürünlerini seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Önerilerde bulunacağım, tavsiyelerde bulunacağım. Bu bağlamda gerçekleşecek bir etkinlik olarak düşünüyorum bu etkinliği. İnşallah sizler için, siz değerli katılımcılarınız için yararlı olacak bir etkinlik, bir sunum olur diye umut ediyorum. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki çocuk edebiyatı kesinlikle bir edebiyatın bir ürünü, bir yanı. Yani edebiyatın içinde olan, onun bir ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilebilecek ya da edebiyatın bir alt konu olarak tanımlanabileceğimiz bir edebiyat alanı veya yazın alanı olarak adlandırabiliriz. Edebiyat dediğimiz şey yaşamın, insanın her türlü durumunun, sorununun, güzelliğini, sanatçının yani şairin, yazarın düş gücüyle, dil gücüyle anlattığı ya da bunları anlatarak yaşam bulduğu bir araçtır, aktarım süreci olarak adlandırabiliriz. Özellikle olaylarımızı, hayallerimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı biz edebiyatta anlatırız ve edebiyatla dile getiririz. Duygu düşüncelerimizi, düşünce dünyamızı zenginleştiren olay ve durumların basit düzeyde dil aracılığıyla aktarılması olarak tanımlanabilir. Tabii edebiyat kavramına değindiğimiz zaman şunu bilmemiz gerekiyor. Edebiyat dediğimiz şey burada da görüldüğü gibi özellikle duygu ve düşünce evrenimizi zenginleştiren bir araç niteliğinde olarak edebiyatı biz söyleyebiliriz. Yani var olan olayları, düşünceleri, olguları, duyguları tamamen duygu ve düşünce dünyamıza seslenerek aktaran bir sanat dalı olarak kabul edilir. Yani edebiyatın öğretme amacı yoktur. Öğretme amacı edebiyat için geçerli bir durum söz konusu değildir. Tabii ki bilgilendirici metinler var ama yazınsal metin dediğimiz işte şiir, öykü, hikaye bu gibi metinlerde bir öğreticilik söz konusu değildir. Sezdirerek, duyumsatarak insanın duygu ve düşünce dünyasını zenginleştiren bir sanat dalı olarak, sanat aracı olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda çocuk edebiyatı nedir diye düşündüğümüzde de çocuk edebiyatı en basit tanımıyla arkadaşlar edebiyatın bir alt kolu olarak kabul ediyor. Yani edebiyattan bağımsız olarak düşünülmemelidir. Edebiyat da duygu ve düşünce evrenimizi zenginleştiriyorsa, dil gereksinimlerimize bir karşılık sağlıyorsa, bununla birlikte yaşam deneyimizi arttırıyorsa çocuk edebiyatında aynı durumlar söz konusu. Aradaki fark sadece çocuk edebiyatının seslendiği yaşam durumunun, yaşam biçiminin veya yaş aralığının daha alt düzeyde olmasıdır. Yani belli bir yaşam aralığındaki edebiyat yapıtlarını içeren etkinliklere veya yazınsal ürünlere, yazınsal nitelikli ürünlere çocuk edebiyatı ürünleri diyebiliriz. Çocuk edebiyatı dediğimiz zaman şunu düşünmek zorundayız. Özellikle belli bir yaşam dönemini kapsıyor dedik ama belli bir yaşam dönemini kapsamaktan ziyade şunu söyleyebilir. Yani kapsıyor derken şunu söyleyebilir. Özellikle doğumdan itibaren yani erken çocukluk veya bebeklik döneminden itibaren başlayan ergenlik dönemini de kapsayan bir yaşam evresinde devam eden bir süreçtir. Özellikle bu süreçte bu yaşam evresinde bu yaş ve işte yaşam evresinde kalan çocukların dil gelişimlerine ve anlama düzeylerine uygun bir etkinlik olmalı. Yine duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştiren sanatsal nitelikli görsel ve dilsel iletilere sahip ürünlerin genel adı olarak çocuk edebiyatını söyleyebiliriz, dile getirebiliriz. Edebiyattan farklı olarak tekrar söyleyeceğim şekilde belli bir yaşam evresini kapsıyor. Bu yaşam evresi ne zaman? Doğumdan itibaren yani erken çocukluk döneminden başlıyor. Ergenliğe yani gençlik edebiyatı dediğimiz kısma kadar devam eden bir süreç devam ediyor. Ve bu süreçteki çocukların dil gelişimlerini ve anlama düzeylerine uygun olması temel bir ölçüt olarak kabul ediyor çocuk edebiyatı. Normal edebiyat zaten bizim duygu ve düşünce dünyamızı zenginleştiren bir yapıydı. Bununla birlikte çocuk edebiyatının da aynı etkiyi göstermesini bekliyoruz.
Peki sanatsal nitelikli görsel ve dilsel iletiler derken neyi demek istiyoruz? Neyi açık, neyi anlatmak istiyoruz? Ona değinmek istiyorum. Görsel dediğimiz zaman özellikle resimler aklımıza gelecek. Okul öncesi dönemde çocukların çocuk edebiyatına yönelik eserlerine baktığımızda daha çok resimlerin yer aldığı, fotoğrafların yer aldığı, görsellerin yer aldığı bir kitaplar veya işte yapıtlar olarak karşımıza çıkmakta. Bu dönemde zaten çocuğun anlama yetkinliği sadece dinleme ve görsel okuma yapma becerilerinden gerçekleşiyor. Bu iki beceri olduğu için okul öncesi dönemde özellikle bu nedenle görsel iletilere sahip, yani fotoğrafların, resimlerin yer aldığı yapıtlardan yararlanır. Yine dilsel iletiler dediğimiz zaman dilin kullanıldığı, yani öykü, roman, şiir gibi metinlerden yola çıkarak hazırlanan çocuk edebiyatı yapıtlarının dilsel iletileri vardır. İşte çocuk edebiyatı bu ürünleri kapsayan, bu temel durumu kapsayan ürünlerin genel adı olarak kabul edilir. Peki bu çocuk edebiyatı ürünlerinin işlevleri nelerdir diye düşündüğümüzde öncelikle şunu söylemem lazım. İşlevleri bakımından Türkçe öğretimde, yani ana dili öğretimde çok büyük katkıları vardır ama öncelikle bu katkıların başında okuma sevgisi kazandırmak gelir. Okuma alışkanlığı kazandırmak ve zamanla okuma kültürü oluşturma süreçlerinde önemli katkılar sağlayan bir süreçtir. Çocuk edebiyatı bu bağlamda ana dilinin, Türkçe öğretiminin ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk edebiyatının nitelikli ürünleri özellikle bir dilin en yetkin kullanımını, olanaklarını, yapısını, inceliklerini, güzelliklerini, özelliklerini, zenginliklerini, anlatım gücünü sergileyen yapıtlardır. Özellikle okul öncesi dönemden itibaren dört temel dil becerisinin gelişmesine, yani okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Anlatma becerilerini kazanmasına, dil bilgisi yapılarını sezmesine, düzgün tümce kurmasına, cümle kurmasında duyarlı hale gelmesine katkı sağlayan nitelikli eserler olarak karşımıza çıkar. Ve özellikle kendi dilinin, çocuğun kendi dilinin işleyişi üzerinde düşünmesini sağlar. Türkçe öğretiminin temel niteliği olan söz varlığını, zenginleştirmeyi olanak sağlayan yapıtlardır çocuk edebiyatı. Kendi dilimizin farklı işlevlerini, farklı kullanım özelliklerini çocuğa sezdirmemize olanak sağlar. Kendi diliyle iletişime geçer ve kendi dilini kullanarak uygulamalı bir dil öğretim süreciyle doğal bir dil öğrenme ortamı yaratılır çocuk için, çocuk edebiyatı ürünleriyle. İşte bu bağlamda dilsel yönden yetkinleşecek çocuğun da özellikle anlama ve anlatma becerileri gelişecek. Bu başarı, bu gelişim süreci de örgün eğitimde yer alan diğer derslerinde de başarı yaptıracak. Yani çocuk edebiyatının bu bağlamda yaşamsal bir önemi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dili yetkinleşen, dili kullanma yeteneği gelişen bir bireyin yaşamın her anında, diğer derslerin dışında yaşamın her anında da başarılı olma süreci daha da kolaylaşacaktır. Bu bağlamda çocuk edebiyatı ürünlerinin dil becerileri kazandırmanın ötesinde diğer bir işlevlerinden söz edecek olursak, özellikle çocukların insan ve yaşam gerçekliğine ilişkin bireysel değerler oluşturmasına katkı sağlayan bir süreç olarak karşımıza çıkar. Yani insan ve yaşam gerçekliğine tanık olmasına sahip doğal bir dil öğretim süreci geliştirdiği için ya da ortamı hazırladığı için bireysel değerlerin kazandırılmasında çok büyük katkı sağlayan yapıtlardır ya da ürünlerdir diye çocuk edebiyatı ürünlerini söyleyebiliriz. Bununla birlikte çocuklara yaşam gerçekliklerini öğretirken onların oynama, eğlenme, hayal kurma, keşfetme gereksinimleri de karşılanacaktır. Zaten bu karşılama, yani çocuğun öğrenme ve keşfetme becerileri, gereksinimleri, eğlenme ve oynama gereksinimleriyle eşleştirildiği anda işte o zaman çocuğun edebiyat yapıtlarına ilgi duyması, okumayı sevmesi daha da ileri bir düzeyde olacaktır. Özellikle çocuk edebiyat ürünleri veya bu kitaplarla iletişime geçen çocukların gerçek dünyaya hazırlandığını söyleyebiliriz. Yani çocuk şu kitaptan yola çıkarak, bu kitabı alıp bakarak gerçek yaşama dair bir farkındalık oluşturur ve
gerçek yaşama dönük ipuçlarını sezer ve bunu daha okul öncesi dönemden itibaren içinde hissetmeye veya içselleştirmeye başlar. Yediğimiz yemeğin bizim vücudumuza etkisi gibi, katkısı gibi çocuk edebiyatıyla, ürünleriyle ya da edebi yapıtlarla, kitaplarla buluşan çocuk da o noktada kendini geliştirecek ve dünyaya hazır hale daha kolay gelebilecektir. Yine özellikle çocuklar bu kitapları okuyarak farklı kişilik özelliklerini, farklı ilişki ve sorunları, bu sorunları çözme biçimlerini sezeceklerdir ve böylece özellikle toplum hayatı için önemli olan sorun çözme becerilerini geliştirebilecek nitelikte olacak. Çocuk edebiyatı yapıtlarının temel bir işlevi de arkadaşlar özellikle bireylerin toplumsallaşmasını sağlamaktır. Toplumsallaşmaktan kastettiğimiz şey özellikle okurların birbirleriyle etkileşime girmesi, dolayısıyla onların bir arada etkileşimde bulunması çocukların toplumlaşmasına da kaynaklık eden bir durum ortaya gelir. Yine çocuk kitapları özellikle çocuğun bilişsel gelişiminin yanı sıra duygusal ve davranışsal gelişime de katkı sağlar. Çünkü hem dil becerileri gelişiyor hem bilişsel anlamda gelişen bir çocuğun o boyutta da duygusal ve davranışsal bağlamda gelişimi de hızlanıyor ve daha nitelikli hale geliyor. Ve özellikle çocuk kitaplarının, çocuk edebiyatının temel bir işlevi ise duyarlılık kazandırma boyutudur. İnsana, yaşama, doğaya karşı duyarlılık kazandırmak çocuk kitaplarının temel işlevi sorumluluğu olmalıdır. İşte bu noktada çocuk edebiyatı ürünlerinin temel niteliğinde de duyarlılık kazandırma yani değerleri kazandırma süreci önemli bir yer oluşturur. Yine düşünceyi geliştiren özellikleriyle çocuk kitapları özellikle öğrencilerin, çocukların yorumlama, değerlendirme, eleştirel düşünme, çıkarım yapma, çözümle gibi düşünme becerilerinin de gelişmesine katkı sağlar. Yani üst düzey düşünme becerilerini diye adlandırabileceğimiz bu becerilerin gelişmesine büyük katkılar sağlayan bir süreç oluşturur. Özellikle yazınsal türlerin küçük yaşlardan başlayarak edebi metinlerin, yazınsal türlerin örneklerini çocukların sezmesine olanak sağlar. Öykünün, bir öykünün serin, düğün ve çözüm bölümlerinin oluştuğunu sezer. Şiirin ise dize ve dörtlüklerden oluşan bir tür olduğunu farkına varır. İşte doğal bir öğrenme ortamında duyumsayarak, düşünerek, farkında olmadan sosyal öğrenme veya gizli öğrenme diyebileceğimiz bir öğrenme sürecini de gerçekleştiren bir ortam hazırlar çocuk edebiyatı ürünleri. Özellikle şiir bu nitelikte, bu ürünler arasında diğer ürünlere göre daha ön plana çıkan bir tür olarak karşımıza çıkar. Çünkü bir dilin en yetkin, en kusursuz örnekleri şiir türüne ait örneklerdir. Bu örneklerde özellikle Türkçenin, ana dilimizin dil yapıları, dil güzellikleri, anlatım gücü nitelikli bir şekilde dile getirilirse çocuk özellikle okul öncesinde dönemden başlayarak dilin ses özellikleriyle şiir sayesinde kavrayabilirler ve bunları hissedip anlayabilirler. Özellikle şiirlerdeki uyaklar ve ses sinyalleri çocuğa ana dilinin farklı ses birimlerini o özümseme olanağı sunar. Bununla birlikte özellikle sık sık şiirler okumak, çocuğa şiir ezberlettirmek, bunları delikli bir şekilde vurgu tonlama ve boğumlamaya dikkat ederek okumalarını sağlamak çocuğun konuşma becerilerinin gelişmesine ve diksiyonunu geliştirmesine önemli derecede katkılar sağlar. Peki, çocuk edebiyatı temel niteliklerine baktığımız zaman yani bizim iyi veya kötü kitap konusunda hangisini nasıl seçebileceğimiz, seçemeyeceğimiz noktasında bir ayrım yapmamız lazımsa eğer işte bu ayrımı neye yapmak, neye göre yapmak zorunda. Bu ayrımı belirleyen en temel niteliğin başında çocuk gerçekliği diye bir kavram karşımıza çıkar. Çocuk gerçekliği dediğimiz şey şudur ki çocuk edebiyatının en temel niteliğini oluşturur. Seçtiğimiz kitaplarda, bulduğumuz kitaplarda tavsiye edeceğimiz veya çocuğumuza, kardeşimize okutacağımız kitaplarda aramamız gereken ilk temel nitelik çocuk gerçekliği olmalıdır. Çocuk gerçekliği dediğimiz şeyin en başta söyleyebileceğimiz şey aslında çocuk edebiyatı ürünleri kesinlikle edebiyat niteliğinden ödün vermeyecektir.
Yani edebiyatın öğretme amacı olmadığını tamamen özümsemeniz, bilmeniz gerekir. Bu bağlamda çocuk edebiyatı ürünleri de esas amaç öğreticilik olmayacaktır. Evet, öğreticilik vardır ama öğreticiliği duyum satarak, sezdirerek, örtük bir biçimde kurgulanmış bir şekilde çocuğun kendisini bulmasına olanak sağlayacak nitelikte oluşturmalıyız. Doğrudan öğretici cümlelerle yapılandırılmış belli bir doğruyu, belli bir yargıyı çocuğa kazandırmaya odaklayan metinler arkadaşlar çocuk edebiyatının temel niteliğini zedeler. Edebiyat niteliğini zedeleyen önemli bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Peki çocuk gerçekliği neymiş? Gerçek aslında. Zaten çocuk gerçekliği kavramını açıkladığımız zaman çocuk edebiyatında seçilmesi gereken nitelikleri de ya da belirlenmesi gereken nitelikleri dile getirmiş de oluruz. Özellikle çocuk gerçekliği, çocuklar için hazırlanan yapıtların yaş ve düş yetilerini aşmayacak nitelikte olması. Yani yaş düzeylerine, anlama düzeylerine, düş evrenlerine uygun olarak ele alınmasını içerir. Yine ele alınan konuların çocuk bakış açısıyla ele alınmasını, kurgulanmasını dile getiren bir özelliktir. Çocuğu salak yerine koymadan, çocuğu bir birey, bir varlık olarak görüp konuyu kurgularken, anlatımı gerçekleştirirken çocuk bakış açısını dikkate almak zorundayız. Ve özellikle dikkat edilmesi gereken doğrudan öğretimde anlamadan çocuğun özgürce düşünmesine, sezmesine olanak sağlayan bir yapıt ürün olmalıdır. Çocuğun özgürlerini dizginlemeden, gizli güçlerini devindirecek nitelikte olmasını içeren bir özellikte olmalıdır. Yani özgürlüğü dizi onu kısıtlamayacak, onu farklı nitelikte, diğer nitelikteki kitaplara yönlendirebilecek, kendini geliştirebilecek nitelikte diğer ürünlere yönetmeyi başarabilmelidir. Yine çocuğun yaşama, insana, doğaya duyarlılık kazanmasını sağlayan bir nitelikte olmalıdır. Yine çocuk gerçekliği dediğimiz ürünlerde özellikle çocuğun dilsel, bilişsel, kişisel ve kişilik ve toplumsal gelişimine katkı sağlayan özellikte olmasını bekliyoruz. Yine çocukta duyma, düşünme, eleştirme, sorgulama sorumluluğu vermek de çocuk gerçekliğine düşen bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada çocuk gerçekliği, çocuk gerçekleştiğinden hareketle oluşturan kitapların çocukta okuma ve ilgi ve isteği uyandıracağını kesinlikle unutulmamalı. Bu yüzden çocuk kitaplarında aranan temel özelliğimiz çocuk gerçekliği kavramı olmalıdır. Bunun dışında yine çocuk edebiyatı ürünleri çocuksu olmaktan daha çok çocuğa göre yapılandırılmalıdır. Çocuğa görelik dediğimiz kavram aslında dilin acemice kullanılmasını gösteren, çocuğu hani daha küçümseyen bir bakış açısıyla iletilerin sunulduğu, dil ve anlatımın yapılandırıldığı bir süreç olarak değerlendirilir. Bu bağlamda çocuğa görelik kavramı daha çok dil ve anlatımla ilgilidir. Kullanılan dil, söylem, çocuksu olmaktan ziyade çocuğun bakış açısıyla çocuğa seslenebilecek nitelikte olmalıdır. Yine çocuk edebiyat ürünleri çocukları nitelikte ürünlere yönlendirmeyi başarabilmelidir. Ve mutlaka çocukların okuma kültürü edinme süreçlerine katkı sağlayabilmelidir. Bununla birlikte çocuk edebiyat ürünleri çocuk, sanat ve edebiyat etkileşimini sağlayan birer uyaran olarak tanımlanmalı. Peki o zaman bir kitabı seçerken, çocuk edebiyatındaki ürünleri belirlemeye çalışırken hangi özelliklere dikkat etmek zorundayız? Yani bir çocuk kitaplarında bulunması gereken tasarım dış yapı özellikleri nedir? Özellikle dış yapı dediğimiz zaman aklımızda tasarım özellikleri. Yani cildi, sayfası, rengi, işte ağırlığı, uzunluğu, boyutu, resimleri dediğimiz anda aklımıza gelen temel özellikler tasarım özellikleri, yani dış yapı özellikleridir. Dış yapı özellikleri özellikle çocukların kitaba yönelmesini sağlayan, yani ilk uyaran olarak karşılaşmasını sağlayan, kitabın dikkat çekici yanını gösteren, çocuğun kitaba yönelmesine olanak sağlayan en önemli öğe olarak, özellik olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu bağlamda çocuk kitaplarında
olması gereken ya da seçerken, biz çocuk kitabını seçerken dikkat etmemiz gereken noktalara değineceğim. İlk olarak boyutlar dediğimiz duruma geçeriz. Yani dış yapı özelliği, tasarım özelliğine değineceğiz. Bir kitabın derinliği, uzunluğu, genişliği, ağırlığı ile ilgili özelliklere biz boyutlar diyoruz. Okul öncesi dönemde özellikle ağır olmayacak, hafif, kolay taşınabilir olan, çocuğun el ve göz yapısına uygun, oyuncak gibi dilediği yere taşıyabileceği nitelikte olmalıdır. Bu bağlamda değerlendirmeliyiz. Yani böyle ağır olmayacak, hafif şekilde. Mesela şu ekranda görülebilir ama bu kitap mesela dikey fonda büyük bir kitap olarak okul öncesi döneme seslenen bir kitap olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine bunun farklı bir boyutu olarak yine okul öncesi döneme seslenen diğer kitaptan daha küçük olarak tasarlanmış boyut olarak dikdörtgen biçimini almış bir kitap olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine yatay bir şekilde planlanmış, kareye benzer bir nitelikte oluşturulmuş farklı boyut, kolay taşınabilen, ağır olmayan nitelikte bir okul öncesi çocuk kitabını bu şekilde gösterebiliriz. Bu kitaplar özellikle çocuğun oyuncak, oynama gereksinimlerini karşılar ve çocuğa seslenirken onun rahatlıkla kullanabileceği bir ya da duyu algılarını rahatlıkla harekete geçirebileceği bir ortam yaratır. İlkokulda ise, ortaokulda ise farklı bir boyutta değerlendirmek gerekiyor. Asıl da işte bu noktada oyuncak gibi dilediği yere taşıyabileceğinden, taşırabilmekten daha ötede bu dönemde özellikle farklı boyutların dışında kitaplık oluşturmasına olanak sağlayan, kitaplık oluşturmaya katkı sağlayan nitelikte olmalı. Yani ilkokul, ortaokul dönemine seslenen bu kitaplara baktığımız zaman şöyle göstermek istiyorum. Hem de kitapları tanıma imkanına sahip olmuş olursunuz. İlkokul ve ortaokul dönemine seslenen bu kitapların tamamen boyutları hemen hemen birbirine aynıdır. Burada amaç özellikle çocuğun kitaplık oluşturmasına katkı sağlayacak bir nitelikte, bir boyutta olması bizim için en önemli durum. O yüzden ilkokulda belli standartlarda düşündüğümüz kitapları seçerken okul öncesinde farklı boyut ve farklı tiplerde yer alan kitapları seçmek daha niteliğe uygun bir şekilde ilerleyen bir süreç olarak karşımıza çıkar. Tabii ki bu boyutlara dikmeden ya da bu kuşku özellikleri söz edeceğim özelliklere dikkat etmeden hazırlanan her ürünün temel amacı ticari kaygıdır. Selami katılımcımızın dediğini üzerinden değerlendirme yapıyorum. Çünkü bunun etikte olmadığı sürece zaten kişinin asıl amacı kitap satmaktır ve ticari anlamda bir kazanç sağlamak noktasında değerlendirilebilir. Bu yüzden de nitelikli kitap seçiminde özellikle boyut bakımında bu özellikleri değerlendirmek zorundayız. Peki kağıt düzeni nasıl olmalıdır diye baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Özellikle okul öncesi dönemde kağıt seçimi yani daha kaliteli kağıtlarda olmuş olmalı. Çünkü çocuk bunu alacak, elinde oynayacak, atacak, fırlatacak, ısıracak, ağzına alacak. Yani bu gibi etkinliklerde bulunabileceği için özellikle okul öncesi dönemde hem ilkokul hem de ortaokul döneminde nitelikli kağıtların kullanılmasını istiyoruz. Ama bu kalite, nitelik okul öncesinde biraz daha fazla olması gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yırtılmayan, yıpranmayan, kirlenmeyen, göz sağlığına zarar vermeyen, arkada resim ve yazılar göstermeyen, yazıların kolaylıkla okunabildiği, resim ve renkleri özgün biçimleriyle yansıtan nitelikte olmalıdır. Bu şekilde kuşe kağıt veya birinci, ikinci derece hamur kağıt kullanılır. Kuşe kağıt dediğim zaman şu aklımıza gelebilir. Ekrandan görebiliyor musunuz? Göstermeye çalışıyorum ama kuşe kağıt olarak bu örneği, kitap örneğini gösterebiliriz. Yani kullanım açısından kuşe biraz daha böyle kalın, hacimli, aynı zamanda kaygan bir zemine sahip olan kitaplar arkadaşlar kuşe kağıt olarak adlandırılabiliyor. Ortaokul döneminde, ilkokul döneminde kuşe kağıt tam anlamıyla istenen bir özellik olmazken
Özellikle okul öncesi dönemde biz kuşe kağıt olmasını daha çok istiyoruz. Neden daha çok istiyoruz derken kuşe kağıt olmasını? Özellikle şunun için söylüyorum. Kuşe kağıt olması, çocuk onunla yemek yiyecek, birlikte hareket edecek, oynayacak, oraya döküldüğü zaman işte kirlenmeyi, yıpranmayı en aza indiren bir süreç olarak kuşe kağıt istiyoruz. Ama ilkokulda, ortaokulda birinci derece hamur kağıt olmasına önem gösteriyoruz. Mesela bu şekilde gördüğünüz normal bir ders kitabı veya roman kitabına baktığımız zaman önemli olan birinci veya ikinci derece hamur kağıt olması. Peki, şunu söylemem gerekiyor. Asıl istenen şey yani çocuğun veya kitaba değer verebilmemiz için ticari bir kaygıyla oluşturulmamıştır. Zaten nitelikli bir çocuk kağıt kullanımı gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda yazıların arkada görünmediği, işte resmin resimleri ve renkleri özgün biçimleriyle yansıtabilen nitelikte kitaplara yer vermek her zaman bizim için çocuk kitap seçerken temel bir değişken olmalıdır. Bunun dışında kapak, cilt dediğimiz ilk nokta, ilk uyaran bizim için çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü bir bireyin, bir çocuğun kitaba yönelmesini sağlayan, ilk uyaran, dikkat çekici ilk uyaran kapaktır. Dışarıda sizler de bir bireyi gördüğünüz zaman ilk olarak dış görünüşüne bakarsınız. İşte insanın temel gereksinimi kitabı da yansıyor. Bu şekilde bir bağlamda değerlendirecek olursak bireyin, çocuğun ilk bakacağı şey kapağıdır, cildidir. Bu yüzden de kapak tasarımı, özellikle de kapak resminin görsel etkisi okuma izleme isteğini arttıracak nitelikte olmalıdır. Yani bu isteği yönlendirecek, bu isteği geliştirecek nitelikte bir kapak seçimi kullanılmalıdır. Mesela şu kitaptaki kapak seçimini görebiliyor musunuz? İlgi çekici bir nitelikte olacak şekilde hazırlanmış bir kapak tasarımıyla yapılandırılmış kitaplardır arkadaşlar. Özgün, nitelikli, farklı boyutlardan olmaktan ziyade böyle gördüğünüz gibi değişik tasarımlar özellikle ilgi çekmeyi, ilgiyi geliştiren bir şey nitelikte olmalıdır. Mesela şu kitabın farklı bir tasarımı var. Burada renklerin ne kadar canlı olduğunu, izleme rahatlığını taşıyabildiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Yine okul öncesi dönemden bir kitap olarak farklı bir nitelikte hazırlanmış şu kitabı sizlere gösterebilirim. Yine arka kapağına baktığımız zaman da nitelikli bir şekilde tasarlandığını söyleyebiliriz. Bu okuma izleme isteğini arttıran bu nitelikte kitaplar tabii ki ilgi çekicidir ve okuma güdüsünü arttıran bir uyaran olarak karşımıza çıkar. Ve bu tür kitaplarda bakacağımız dış yapı özelliklerinin temelinde ciltleme önemli bir nokta. Özellikle okul öncesi dönemde bu durum daha fazladır. Çünkü kitaba saygı duymak, kitaplar etkileşime girecek, çocuk bunu aldığı gibi kullanacağı için özellikle ciltlemesi nitelikli bir şekilde olmalıdır. Sırtı tutkalla yapıştırılmış en iyi, en sık güzel ciltleme olarak gösterilir. Mesela şu kitabın tamamen ciltlemesi sırtı tutkalla yapıştırılmış bir şekilde. Bunun dışında dikişli kullanılmış, dikiş olarak kullanılmış. Hem sırtı tutkalla yapıştırılmış hem de dikiş kullanılarak hazırlanmış bir kitap olarak karşımıza. Sağlamlık önemli bir uyaran olarak karşımıza çıkar. Mesela sıradan kitaplar veya çevrede satılan tüm çoğu kitapların arkadaşlar sırtının tutkalla yapıştırıldığını görebiliriz ve bu şekilde bir değerlendirme yapabiliriz. Lak selofan kaplama dediğimiz zaman hani böyle biraz daha kartonumsu, böyle biraz daha kaygan bir zemin üzerinde yer alan kaplama kullanılmalıdır. Çünkü bu kaplama, bu seçim arkadaşlar kitabın niteliğine önemli derecede, olumlu derecede katkı sağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kapak resmini özellikle grafik tasarımcıları hazırlamalıdır. Mesela burada görüyor musunuz bilmiyorum ama grafik tasarımcıların hazırlaması özellikle ilgi çekme noktasında büyük katkılar sağlar. Ve mutlaka mutlaka kapak resmi estetik dediğimiz kurmaca gerçeklikte sunulmalıdır. Yani biz fotoğraf gerçekliğini istemiyoruz.
Bizim istediğimiz şey kurmaca, estetik, şu boyutta görebilirsiniz yani. Farklı bir gereksinme, kurmaca, estetik, fotoğraf gerçekliği dışında sanatçının nitelikli ürünlerin, nitelikli elinden çıkmış bir nitelikte olmalıdır kapak tasarımı. Ve özellikle içerikle birlikte duygu ve düşünce üretmeye katkı sağlayan nitelik. Yani tahminde bulunma eylemine yönelik bir katkı sağlamalıdır. Baktığımız zaman kitabın içeriğine yönelik güzel tahminlerde bulunabiliyorsak o zaman o başarılı bir kitaptır diyebiliriz. Ve özellikle aranan niteliklerinden birisi de arkadaşlar kitabın rahat açılabilmesi, rahat bir şekilde iki yana birden açılabilmesidir. Bu da önemli bir dış yapı özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. İçerik ve kapak resmi mutlaka ve mutlaka birbiriyle uyumlu olmalıdır. Neden uyumlu olmalıdır? Kitapta Ayşe'den Fatma bahsederken kapakta kesinlikle Fatma'nın resmi olmamalı. Demek istediğimiz şey şu. O yüzden bu uyum, bu gerçekleşen, bu niteliğe dikkat etmek arkadaşlar, özellikle çocuğun ilgi ve gereksinimlerini ne kadar önemsediğimizi gösteren bir durum olarak karşımıza çıkar. O yüzden kapak cilt tasarımı çok önemli bir durumdur. Çocuk kitaplarının niteliğini belirlemede. Sayfa düzeni dediğimiz unsur da özellikle sanat eğitimi veren ilk estetik bütünlük olarak kabul edilir. Kitabın bir sayfasında yer alan tüm öğeler arasındaki uyumdur. Yani bu dengedir. Resim, yazı, fotoğraf, sayfa numarası, kenar boşluğu gibi tüm unsurları bir araya getiren ve uyumu sağlayan bir unsurdur. İşte bu uyum kitabı okuma izleme rahatlığı sağlamalıdır. Kenar boşlukları kitap okuma izleme rahatlığı sağlamalıdır. Diğer bir ifadeyle geniş majlar olmalı. Geniş majlar dediğim şey zaten sayfanın kenarında yer alan boşluklardır. Şu gibi düşün. Okul öncesi dönemde bu boşluklar daha fazla niteliklidir ama ilkokul ve ortaokul döneminde bu boşlukların daha da azaldığını görebiliriz. Buradaki temel amaç, temel koşul okuma ve izleme rahatlığı sağlayabilmektir. Bu dengeyi sağlayabilmek bizim için önemlidir. Çünkü sayfa düzeni kitap seçiminde önemli bir durumdur. Bu uyum, bu düzen çocuğun kitaba yönelmesine, karşı sevgi, saygı göstermesini sağlayan en önemli özellik olarak karşımıza çıkar. Mesela Keza Kutlar Atsoy'un Yolculuk adlı okul öncesi kitabındaki uyuma bakın. Şöyle görebilecek misiniz bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Yazılar birbirinin içine geçmemiş, rahatlıkla okunabilecek nitelikte gerçekleşiyor ve bir araya geliyor, bütünleşiyor. Estetik denge, çizim, kurmaca gerçeklik çok güzel bir şekilde ifade edilmiş. Kitabın kendi içerisinde bu bütünlüğü rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu uyumu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hem yazı var, hem fotoğraf var, hem resim var, hem görsellik var. İşte bu dengeyi sağlamak sayfa düzenini oluşturan en önemli unsurdur ve çocuk edebiyatı ürünlerinin temel niteliğini oluşturan bir tasarım özelliği olarak karşımıza çıkar. Peki harfler. Harfler dediğimiz zaman tabii ki önemli bir durumdur. Burada da temel hedefimiz, temel arayacağımız koşul okuma izleme rahatlığı sağlamaktır. Okuma izleme rahatlığını sağlarsak bizim için önemli olan budur. Çünkü göz sağlığına zarar vermeyen nitelikte rahat okumayı gerçekleştirebilecek bir ortam yaratmalıdır kitaplar. Bu bağlamda da yaş düzeyine uygun bir şekilde genişlemedir, devam etmelidir. Harflerin renk ve kalınlığı okuma izleme rahatlığı sağlanabilmede kolay okumaya olanak sağlamalıdır. Okul öncesi dönemde aranan temel şey 24, 22, 20, 18 punto gibi değerlendirilebilir. İlköğretim döneminde yaş büyüdükçe harflerin boyutu da küçülerek devam eder ve ilerler. Bu bağlamda özellikle okul öncesi dönemde daha büyük boyutlu yazıların kullandığı kitapları görebiliriz. Çok küçük yazılmış, okumakta zorlandırılacak şekilde yer alan kitapları kesinlikle tercih etmeyeceğiz. Yani asıl amacımız bu.
tasarım özelliği açısından da dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan biri. Hatta özellikle okul öncesi ve ilkokul, ortaokul döneminde kapak ve ciltlemeden sonra temel anlamda algıyı ve işte ilgiyi yönelten en önemli unsurlar resim olarak kabul edilir. Resim okul öncesi dönemde daha önemli bir durum olarak karşımıza çıkar. Hem tasarım hem içerik açısından önemli bir öğedir. Özellikle okul öncesi dönemde bildiğiniz gibi çocukların dinleme ve görsel okuma becerileri etkinidir. Çocuklar bu sayede, bu unsurlar sayesinde görsel algılarını ve duyularını geliştirdiler. Mesela şu kitapta açtığı zaman burada gördüğü nesneleri, hayvanları, renkleri hepsini teker teker öğrenecek. Bunlara karşı bir farkındalık oluşturacak. Bu bağlamda resim çocuk kitaplarında özellikle okulun isimlerinde vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların nesne ve kavramları tanımasına, duyu algılarının gelişmesine katkı sağlar. Ve görsellerle bir sayesinde çocuk duyma ve düşünme serüvenine çıkar. İşte bu noktada çocuk edebiyatı ürünlerinde özellikle okul öncesi dönemde bu nitelikleri aramak ve bu niteliklerden yola çıkarak oluşturulmuş metinleri seçmek bizim için önemlidir. İlköğretim döneminde resimler ne amaçla kullanılır, neye seslenir dediğimiz zaman şunu söyleyebiliriz. Özellikle sanat, eğitim ve okuma kültürü edinme sürecine büyük katkılar sağlar. Metni tamamlayan, metne görsel yeni yanımlar katan nitelikte olmalı. Yani metni tamamlayan derken şunu söylemek istiyorum. Yazılı metinle, yani altta yazılan şeyle, yazılı metinle görsel metin birbirini anlamsal açıdan tamamlayacak. Metinde A olayını anlatırken görselde B'nin resmi yer almayacak mesela. Bu bağlamda metni tamamlayan nitelikte metne görsel yeni yorumlar katacak nitelikte olmalıdır. Mesela şu kitabı da şuradan gittim. Görsel yorum katma şekli bunu içerir. Farklılık. Yeni yorumlar yapabilecek, düş gücünü, hayal gücünü zenginleştirebilecek nitelikte çocuğun anlam oluşturma yeteneği ve gereksinime uygun olmalıdır. Yaş düzeyine uygun olacak. Mesela okul öncesi dönemde böyle bir görsel kullanıyorsan, ilkokul döneminde bu görseli daha ne bileyim yetişkine yakın bir boyuta getirme bağlamında temel sorumluluk düşmektedir. Özellikle resimlerden beklediğimiz şey şudur arkadaşlar. Okul öncesi dönemde daha yalın olmalıdır. Yani daha basit düzeyde çocuğun özellikle kendisinin de öykünüp de resim yapabileceği nitelikte olmalı. Özgünlük ve estetik dediğimiz şey ilk aradığımız özellik olarak karşımıza çıkar. Yani kurmaca gerçeklik olmalıdır. Fotoğraf gerçekliğini tam anlamıyla istemiyoruz. Ve ilgi çekici nitelikte olmalıdır. Yazılı veya sözlü metni tamamlayıcı olmalıdır. Sözcüklerle anlatılmayı çocuklara sezdirir. Sözcüklerle anlatılmayanı çocuklara sezdirebilmelidir. Sözcüklerle anlatılanları çocuğun belleğinde canlandırmasına katkı sağlamalıdır. Duyuma, düşünme yetilerini harekete geçirmelidir. Düşündürmeli, eğlendirmeli ve güldürmelidir. Çocuğu resim yapmaya yönlendirmeli, isteklendirmeli ve uyandırmalıdır. Bu bağlamda resimlerin hem özellikle ilkokul ve okul öncesi dönemde okuma kültürü edinme sürecine çok önemli katkılar sağladığını söyleyebiliriz de bu değerlendirmeyi yapabiliriz. Resim bizim için okul öncesi ve ilkokula önemli bir durum. Çünkü biz daha çok ilkokul ve okul öncesi dönem kitaplarında resmin olmasını temel bir zorunluluk olarak bunların tamamı tasarım özellikleriydi. Dış yapı özellikleri. Peki iç yapı, içerik özellikleri olarak neler söyleyebiliriz? Yani konusu, iletisi, teması, kahramanları nasıl olmalıdır? Nasıl yapılandırılmış, nasıl kurgulanmış olmalıdır? Bunlara değineceğim. İsterde biraz da. Konu dediğimiz şey aslında hepinizin bildiği şey yani. Yazarın üzerinde söz söylediği olay, durum, düşünce veya bir durum olarak karşımıza çıkabilir. Yetişkinler için yer alabilecek her edebi ürünle her şey konu edinebilir, söylenebilir, gerçekleştirilebilir. Yani sınırlandırılamaz. Ama çocuklar için hazırlanan kitaplarda mutlaka bir sınırlandırma yapmak durumundayız.
özellikle onların ilgi ve gereksinimlerine uygun, olası dünyalarına, çocuk gerçekliğine uygun, yakın çevresine uygun olacak nitelikte kitaplar seçmeliyiz. Bunu değerlendiren nitelikte kitapların seçimine dikkat etmeliyiz. Seçilen konular eğlendirici, düşündürücü, dinlendirici olmalıdır. Ulusal değerlere bağlılığı güçlendiren nitelikte olmalıdır. Mizah duygusunu geliştiren, anlama düzeylerine uygun, okuma ilgi ve isteği uyandırılan nitelikte olmalı. Sevgi, doğum, fedakarlık, çalışkanlık, ölüm ve benzeri her şey çocuk edebiyatı ürünlerinde yer alabilir. Tabii bunun kurgulan, bu konu tabii ki kötü, olumsuz durumlar da yer alabilir ama bu olumsuz durumlar kesinlikle olumlanmamalı. Yani olumlu bir durum gibi gösterilmemelidir. Çocuk o olumsuz durumun kötü bir şey olduğunu farkında olabilecek şekilde o kitap kurgulanmalıdır. Tabii ki konu seçimi kadar konunun kurgulanış biçimi de önemlidir. Olay veya konu kurgusunda şansa, rastlantısallığa, aşırı duygusallığa, abartılmış meraka yer verilmemelidir. Yani olay örgüsünde, olay kurgusunda olaylar bir anda gerçekleşmesin. Yani çocuk oradaki gerçekleştiren olayların çözüme şans ile bağlanmadığını, şans ile sonuca bağlanmadığını bilmelidir. Rastlantısı unsurları olmadan metin kurgulanmalıdır. Yani olaydaki kahramanlar, kişiler sorunlarını bir rastlantıyla çözmemelidir. Ya da hepinizin bildiği gibi Kemalettin Turgut'un kitapları vardı. Hani böyle şey gibi düşünürsek böyle hani duygusal anlamda biraz psikoloji izlediğine mütemadi olan kitaplar var. İşte biz bunu da tam anlamıyla istiyoruz. Aşırı duygusallık özellikle çocuğun duygu yönetimini yitirmesine neden olabilir. Bu bağlamda da aşırı duygusallığın olduğu eserlere, çocuk kitaplarına, konulara çocuk kitaplarında yer vermemiz gerekir. Yine abartılmış merak, gereksiz uzatılmış merak. Yani olay çözüme kavuşacağı noktada kavuşmuyor ve sürekli bu uzatılıyorsa, bu bir denge unsuru olarak görülmüyorsa, işte o noktada da konu kurgusunda bu abartılmış merak unsuruna kesinlikle yer vermememiz gerekir. Tema dediğimiz şey aslında çocuk edebiyat ürünlerinde temayı farklı bir boyutta ele alıyoruz bizler arkadaşlar. Bildiğiniz işte şiirdeki temaya benzetilebilir. Daha çok duygusal yönü, soyut anlamı olan bir kavram olarak açıklanabilmektedir. Yani bildiğiniz temayla çocuk edebiyatının tekil tema aynı kavramlara, aynı anlama gelmemektedir. Onu öncelikle söyleyeyim sizlere. Tema dediğimiz şey şudur arkadaşlar. Yapıtta işlenen konunun çocuğun duygu ve düşünce evreninde yarattığı, oluşturduğu, uyandırdığı etki olarak tanımlanabilir. Yani konuyla ortaya çıkan soyut anlam olarak değerlendirilir. Soyut anlam dediğimiz zaman aklımıza bir duygu durumu gelecek. Ve mutlaka konuyla tema birbiriyle ilişkili olmalı. Mesela konusu çocuk anne ilişkisi olan bir yapıtta tema, yani izlek, anne sevgisi, çocuk sevgisi, anneye duyulan özlem, anneden yaralısın yarattığı acı, işte soyut dediğimiz durum bu. Sevgi, özlem, acı gibi soyut anlamları bu şekilde değerlendirebiliriz. Ve konular, temalar, özellikle temalar insana özgü yaşam durumlarını çocuklara sezdirebilmelidir. Ya hayvan sevgisi, doğa sevgisi, insan sevgisi, farklı kültürlere duyarlılık gibi soyut duyguları çocuğa sezdirebilmeli ve bu noktada bu özelliklere sahip bir şekilde kurgulanmalı. Yine çocuk edebiyat ürünlerinin temel niteliği olan kahramanlar, karakterler de önemlidir arkadaşlar. Kahraman dediğiniz kişi olayda tüm olayı, işte yapıtta olayı yönlendiren, geliştiren, sürükleyen kişi olarak tanımlanabilir. Yan kişiler, karakterler ise işte bu anlatılanlardan dolaylı olarak etkilenen kişiler olarak tanımlanabilir. Bizim istediğimiz şey şu, çocuk edebiyat ürünlerinde özellikle çocuğun özdeşim kurabileceği, yani
empati kurabileceği, yerine kendine koyabileceği nitelikte biz kahramanlar istiyoruz. Yine çocukların rahatlıkla öykünebileceği, taklit edebileceği, yani olumlu özellikleri olan bunu da taklit edebileceği, öykünebileceği nitelikte kahramanların olmasını istiyoruz. Yine çocuk gerçekliğine uygun. Ne demek istiyoruz çocuk gerçekliğine? İnandırıcı kahramanlar olmalıdır. Veyahut iyi geliştirilmiş. Yani biz o kahramanın belli tam anlamıyla daha iyi geliştirilmiş, açık. Biz o kahramanın tüm özelliklerini biliyoruz. Yüzeysel anlatılmamış, yüzeysel tanıtılmamış olacak. İyi tanıtılmış, iyi geliştirilmiş bir biçimde kahramana evrilecek. Tutarlı özellikler gösterecek. Yani öykünün başında farklı bir nitelikte, sonunda farklı bir nitelikte olmamalı. Tutarlılık tabii ki olacak yani ama şunu söylüyoruz, devingen dediğimiz özelliğe sahip olmalı. Devingenlikten kastettiğimiz şey şu, romanın öykünün başında çocuk nasılsa romanın sonunda, öykünün sonunda da aynı olmamalı. Bir değişim söz konusu olmalıdır. Bu değişim tabii ki olumlu süreçlerle gerçekleşir. Yani çocuk ders çalışmıyorsa öykünün başında, öykünün sonunda veya romanın sonunda o alışkanlığı edinmiş, ders çalışmayı seven bir hale gelmeli. Ya da insanlara yardım etmeyen kötü bir çocuksa, romanın sonundaki değişimle birlikte, devingenlikle birlikte artık insanlara yardım eden sevgi dolu bir çocuk olarak değerlendirme yapacağımız şekilde devingen nitelikte tasarlanmalıdır. İnsan gerçekliğine açık bir nitelikte bulunmalıdır. Yani bu gerçekliğe sahip bir şekilde inanmalıdır. Yaşama yakın bir nitelikte kahramanlar oluşturulmalıdır. Dil ve anlatım özelinde söyleyeceğimiz şeyler var arkadaşlar. Aslında dil ve anlatım dediğimiz zaman şunu söyleyebiliriz ki dil ve anlatım unsuru özellikle bir kitabın hangi yaş düzeyine ait olduğunu belirleyen en önemli özelliktir. Yine bir kitabın çocuğa göreliğini belirleyen en önemli özellik olarak da dil ve anlatım özelliklerini söyleyebiliriz. Çocuğa göre tutumlar, yaş düzeyine uygun tutumlar arkadaşlar Türkçenin gücünü yansıtmaktadır ve söz varlığını zenginleştirmektedir. Ve dil ve anlatım özellikleri açısından şu özelliklerin olması lazım. Özellikle Türkçenin anlatım gücü çocuğun doğasına uygun olarak sezdirilmelidir. Anlatım kısa, duru ve içten cümlelerle yapılandırılmalıdır. Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır. Türkçe sözcükler genel anlatıma uygun olmalıdır. Eskimiş sözcüklere yani Arapça, Farsça kökenli sözcüklere biraz daha az yer verilmelidir. Türkçenin söz varlığı özellikle yaş düzeyine uygun bir şekilde deyim, atasözü ve ikilemeler mutlaka ve mutlaka yer almalıdır. Belli düzeyde, belli sayıda ve yaş düzeyine uygun bir şekilde bu özellikler yer almalıdır. Bununla birlikte metin şiir ise dizelerdeki uyak ve kafiye çocuğun düş ve indirme gücünü uyarmalıdır. Dizeler kısa, yalın ve benzeri bellekte uzun süre kolaylıkla saklanabilecek nitelikte olmalıdır. Çocukta şiir dinleme, izleme isteği uyandırabilecek nitelikte gerçekleşecek bir etkinlik olmalıdır. Dil ve anlatımı bu boyutta değerlendirmeliyiz. Peki ana düşünce, ileti derken ne demek istiyorum? Ana düşünceye baktığımız zaman. İleti dediğimiz şey bir sanatçının, bir yazarın, bir şairin yapıtında duygu ve düşüncelerini ifade ederken iletmek istediği en temel düşünce, yargı olarak karşımıza çıkıyor. Her yazar mutlaka her şair yazdığı eserde kendi düşüncesini başkalarına paylaşmak ister. Yani o yapıt içinde bir mesaj vermek ister, bir düşüncesini paylaşmak ister. İşte bu ileti sanatçının o yapıtı oluşturmasına kaynak olan temel yargılı düşüncedir. Bu bağlamda çocuk kitaplarında da iletiler çocuğun anlam evrenine uygun olmalıdır. Çocuk gerçekliğine uygun olmalıdır. Özellikle çocuğun ilgi ve gereksinimlerine uygun olmalıdır. Metnin anlam evreni içerisinde kurgulanmış olmalıdır. Yani düşündüren, duyumsatan, örtük bir biçimde verilmelidir. Hani öğreticilik kavramı doğrudan öğreticilik yok. Yani iyilik yap, iyilik bul tarzında ya da nasıl diyebiliriz? İşte yere çöpe atma, atarsan dünya kirlenir tarzında
doğrudan iletilerle kullanılmış bir yapıt, bir ürün olarak çocuk edebiyatını görmüyoruz, düşünmüyoruz. İşte olay kurgusu içerisinde bunu örtüp düşündüren, bu olay bir düşünürün yanlış olduğunu hissetmesine olanak sağlayan bir biçimde kurgulanmış olmalıdır. Temel istediğimiz yön, temel istediğimiz hedef bu noktadır. Ve iletiler mutlaka mutlaka insana yaşama ve duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalı. Ve temel istediğimiz olay şudur. Yazarın ideolojisini, düşüncesini çocuğa kabul ettirme amacı. İdeoloji hem siyasi olabilir, hem dini olabilir. Bunların hepsini değerlendiririz, bu şekilde kullanabiliriz. Siyasi bir partinin propagandasını kesinlikle yapmamalıdır. Veya herhangi bir cemaatin, herhangi bir dinin iletilerini sunan, bunları çocuğa işte duyumsatma amacı güden, nitelikte ideoloji taşıyan unsurlar kesinlikle çocuk kitaplarına yer almamalıdır. Kaynağını sevgiden, yaşamdan, doğadan alacaktır. Alması en istenilen durumdur. Çocuğun olası dünyasında var olan iletileri, düşünceleri sunmak çocuk kitaplarından beklediğimiz en önemli unsurdur. Gençlik edebiyatında, gençlik ürünlerinde, yetişkin ürünlerinde tabii ki ideoloji olacaktır. Tabii ki belli düşünceyi aktarma, anlatma, aktarma olur. Ama çocuk edebiyat ürünlerinde ideolojinin hem siyasal, hem dini, hem ticari anlamda tüm ideolojilerin yer almaması gereken bir durum olarak görüyoruz. Tabii ki milli ve dini değerler yer almalı. Ancak bu değerleri olumsuz boyuta sokabilecek tarikatlar, cemaatler, partiler, siyasi partiler, ne bileyim işte ticari kuruluşlar, komünizmi yaymak isteyenler, bu bağlamda değerlendirecek olanlar, bunların içerisindeki bunlara benzeyen ideolojiler çocuk kitaplarında yer almaması gereken durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Evet, temel nitelikler olarak çocuk edebiyatı ürünlerinde bulunması gereken özellikleri sizlere paylaştım arkadaşlar. Anlatacaklarım çocuk edebiyatına ilişkin kitap seçerken hangi niteliklere bakacağımız, tasarım ve içerik özellikleri bağlamında değerlendirmeni gerçekleştirdim. Bu bağlamda sormak istediğiniz veya değerlendirmek istediğiniz bir durum varsa sorularınızı alabilirim. Ben teşekkür ederim. Herhalde herhangi bir sorunuz yok. İnşallah sizler için faydalı olan bir etkinlik olmuştur. O zaman hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakmanızı istiyorum. Değişik, farklı, özgün etkinliklerle yine bir araya gelmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.